Orhan Hoca'nın yeni kız arkadaşıyla da tanışmış olduk bu vesileyle yengemiz. Yalnız olmadığını söylüyor. Öyle mi? Gel, gel. Sen ne diyorsun? Ha? Sence var mı bir ilişkisi, yok mu? Yok. Yok. Hadi gel iddiaya girelim o zaman. 40 yıllık arkadaşım bana tanıdık. Nesine? Tantuni. Bir sene boyunca bütün tantuniler benden. Anlaştık. Anlaştık. Peki. Aslı'ya dönebilir miyiz durumu acil? Hadi dönelim hadi. Hadi gel dönelim. Hocam. Hadi. Gel kıralım kolunu. Bakalım ağrıya duyarlı mıymış, duyarsız mıymış. Vay Orhan vay. Durmuyor adam, duramıyor ya. Gerçekten. Fena da değil de ha hemşire. Senin nasıl geliyor gönül işleri? Anlat bakalım, dolap dere bulabildin mi bayan dolap dereyi? Eğer bayan dolap dereyi bulursam en son sizin haberiniz olur hocam. Niye? Elinden kaparım diye mi korkuyorsun? Hı? O kadar mı dayanılmazım? Yok, Orhan Hoca öyle sevda hemşirenin halini gördüm. Ama bir gün ayrılmak istediğim, hayatımda ciddi olmayan bir ilişkim olursa ilk sizinle tanıştıracağım, söz. Benimle tanıştırmadığın kimseyi sen ciddiye de alamazsın. Bunu bir kabul et önce, tamam mı? Birinin sana ömür boyu katlanabilmesi için önce benimle tanışıp bana bir 5 dakika katlanacak. Konuşma 20 metre sonra sona ereceği için çok mutluyum. Günün birinde Zeynep birilerini bulacak. Emre birisini bulacak ama sen yalnız kalacaksın. 10 metre. Neden biliyor musun? Çünkü sen hayatta her şey için savaşmak zorunda kaldın. Yanında birisi olursa seni yavaşlatacağını çok iyi biliyorsun. O yüzden kendini yalnızlığa mahkum edeceksin. Kapito. Aferin size. Yaktınız ha kızı. 2 dakika ayırmaya gelmiyorum. Hocam bedenine yeterince uyarıcı gönderirsek acının bedeninde bir sinyal olarak yankılanacağını umuyorduk. Evet. Yani acı yeterince yankılanmadı, öyle mi sizin için? Kızı yaktınız, daha hala acı yankılanmadı. Ne yapıyoruz hocam burada? Ne yapıyoruz burada? Sizi yanımdan ayırmıyorum. Onu yapıyoruz. Gelin bakalım hep beraber. Hocam hemşirelerin soyunma odasındayız şu anda. Kimin dolabı bu? Sevda Tekinci. Gördün mü? Hocam ne işimiz var burada? Onun dolabıymış. Ne işimiz var burada? Bu eksikti ya. Orhan hocanızın yeni kız arkadaşı Sevda hemşirenin dolabı. Kendisi şu anda oryantasyonda. O oryantasyonla alakalı olarak buradayız. Bakalım nasıl, dolabı düzenli mi değil mi? Kontrol ediyoruz malum. Şey yeni başladı. Hocam, Allah aşkına gidin Orhan Hoca ile uğraşın. El alemin dolabında bizim ne işimiz var? Değil mi? Dedikoduyu bırakalım bence de vakaya dönelim. Kızın sinirlerindeki eksik olan kimyasalları koyarsak bir şansımız var. Ama spinal sinir biyopsisi çok riskli. Kıza telafisi mümkün olmayan bir zarar verebiliriz. Daha ne zarar vereceksiniz? Kızın eli 2. derecede yanık. Risk almadan hiçbir şey öğrenemeyiz. Risk almamız gerekiyor. Al sana işte. Ah be doktor. Moby Dick yine mi Moby Dick? Yani bir sevdiğine de Moby Dick hediye etme arkadaş. Moby Dick de Moby Dick. Kaptan Orhan. Alın işte. Evet. Orhantasyon. Görüyorsunuz hocanızın entelektüel seviyesine ulaşabilmek için kitap kurdu olmak gerekiyor. Sevgilimi sepetlemek istiyorum. Ah, doktor yine sepetleneceksin de haberin yok. Geçmiş olsun. Bu neymiş bu? Rap konseri. Ah, ah doktor. 4. eşini bulacak ya arkadaş. Ne gerekiyorsa dinler. Metalse metal. Cazsa caz. Rapse rap. Ay maşallah ya. Sevda adamı 40'ından sonra rapçi yapar. Gerçi Sevda hemşirede pek rapçi tipi yoktu ama. Ha? Ne diyorsun, dolap tere var mıydı sence? Bence yoktu. Hocam rapi bırakıp vakaya dönebilir miyiz lütfen? Dönelim. Bence de artık vakaya geri dönme zamanı.
risk alacağız. Spinal sinir biyopsisi. Mehmet Ali, sana bir soru. Sor. Hatta bir güzellik. Eğer bu hafta sonu, cumartesi günü gece nöbetimi sen devralırsan... Olmaz. Ama daha dinlemedim. İşim var. Ne işin var abiciğim? Hayırdır, ne işin var dolap dere? Rap dinlemeye gideceğim. Ne yapacaksın anlamadım. Rap konserine gideceğim. Hafta sonu rap konserine gideceksin sen. Evet. Sevda. Senin sevdandı. Oryantasyon. Bu arada bir sene boyunca her öğlen tantuni yiyeceğim. Siz de yiyebiliyorsunuz bu arada. Yok öyle yok. Cevabını önceden bildiğin şeylerin iddiasına giremezsin. Sayılmaz. Hiç oyun bozanlık etmeyin. Böyle bir şey yok. Alakası yok. Ceza olarak sen hepimize iki sene boyunca tantuni ısmarlayacaksın. Sizinle tartışmaya devam ederdim. Ama ne yazık ki bir randevuya yetişmek zorundayım. Yarın öğlen yemek saatinde görüşürüz.